Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, bir soru bir teknik köşesinde deyim aktarmaları ile ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Deyim aktarmaları insandan doğaya, doğadan insana, doğadan doğaya yapılır. Buna göre aşağıdaki cümleler deyim aktarmaları bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Soruyu çözme lütfen, beni dinle. Deyim aktarması ararken deyim arama, kıymetli dostum. Yani deyim, tamam, deyimleşiyor sözcükler ama deyim aramayın. Arayacağımız şey insandan doğaya aktarım, yani kişileştirme. Doğadan insana aktarım, yani doğada bulunan bir özelliği insana aktarmak. Ya da doğadan doğaya aktarım, yani doğada bulunan bir varlığın özelliğini doğada bulunan başka bir varlığa aktaracağız. Şimdi bizden farklı olanı istiyor eşleştirme yaparak. Bir bakalım. Rüzgar uludu sabaha kadar penceremin önünde. Rüzgar uludu. Ulumak doğanın bir parçası, kurdun bir özelliği. Rüzgar doğanın başka bir parçası. Dolayısıyla biz kurdun özelliğini ne yaptık? Rüzgara aktardık. Yani doğadan doğaya aktardık. Yırtılan dağların ardından gün ışıdı. Dağ doğanın bir parçası. Yırtılan dağlar, yırtılan. Kağıt yırtılır, değil mi? Kumaş yırtılır. Bu da doğanın bir özelliği. Doğadan doğaya aktarım yaptık. Dolayısıyla bunlar eşleşti. Dalgalanır deli gönül her şafakta. Dalgalanmak doğada olan bir özellik. Deli gönül, gönül insana ait bir özellik. Doğada olan özelliği insana aktardık. Burada doğadan insana aktarım söz konusu. Peki kalbim parçalanıyor her seferinde. Parçalanmak doğada olan bir özellik. Kalp insana ait bir özellik. Yine doğadan insana aktarım var. Bunlar da böyle eşleşti. Dizlerim tanır bu memleketin her sokağını. Dizlerim tanır. Tanımak insana ait özellik. Bunu dizlere aktardık. Onu doğanın bir parçası olarak alalım. Çünkü diz sadece insanda yok. Birçok canlı da var. İnsandan doğaya aktarım yapılmış oldu. Haliyle eşleştirmelerin dışında kalan da E şıkkı oldu. Evet, deyim aktarması budur dostlarım. Ben hepsini görün diye böyle bir soru hazırladım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve destekleriniz için. En güzel meslekler, en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Hoşçakalın.